Diyelim ve manşetlere geçelim mi? Tabii, olur. Fanatik, Fotomaç ve Yeni Asır manşetleri ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Hemen şöyle bir bakalım. Tabii transfer haberleri ağırlıkta kısa kısa göreceğiz. Daha sonrasında da bunları detaylandıracağız. Yine senin özel bir haberin var. Başka bir Emre ile ilgili. Onunla başlarız. Bu arada dün senin verdiğin o gazetedeki detayı birebir kulüp de açıkladı. Bravo, bir kez daha tebrik ediyorum seni. Kulüp daha erken döneceğini tahmin ediyor ama ben haberin arkasındayım. Emre'nin dönüşü Ekim ayının sonunu bulur. Ekim ayının takımla çalışmalara başlar ki sen de bilirsin ki hemen takımla çalıştığın zaman 10-15 günde o seviyeye ulaşamıyorsun ki Emre'nin zaten 2 yıldır sakatlıklarla ciddi bir problem yaşıyor. Galatasaray sözün özü yeni sezona Emre Akbaba ile giremiyor. Peki başlayalım. Fotomaç gazetesine Fenerbahçe'ye bir isim yazılmış. Fotomaç'ın kapak sayfasına gidelim. Kanarya Nijeryalı Samuel Kalou ile anlaşma sağladı. Fener'e bir yıldız daha. Bordeaux'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Kalou'dan bahsetmişler. Fransız gazeteci yazmış Fenerbahçe'nin Kalou ile anlaştığını. Bordeaux'la da görüşmelerin sürdüğü ifadesi var. Diğer yandan Galatasaray adına bir isim, merkez orta saha oyuncusu Marco Benassi gündeme gelen isim. Fiorentinalı yöneticilerle şu anda temaslar varmış. Pazarlıklar devam ediyor sevgili izleyenler. Beşiktaş adına sıcak bir gelişme, Montero İstanbul'a geldi. Atletico Madrid'den 21 yaşındaki stoper Francisco Montero dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden sonra bir yıllık bir kiralık sözleşme imza atılacak. İspanyol stoperin satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak sevgili izleyenler. Trabzonspor'da da gündem yine Osorio ve Vitor Hugo. Diğer yandan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleştiğini de söyleyelim. Detaylarını da sana soracağız birazdan. Öncelikle bu transfer gündemini nasıl yorumluyorsun? O hareketlilik devam ediyor hala. Eylül ayının 1 Eylül bugün. Eylül ayının sonuna doğru daha da artacak gibi. Ben 11 Eylül'le başlıyor. Çaykur Rize-Fenerbahçe maçıyla başlıyor lig. Çiğdem, benim tahminim o maçtan sonra, ilk iki haftadan sonra transfer daha da kızışır. Evet. Biraz tabii Avrupa'daki takımların da 17 Eylül'de Galatasaray'ın önce bir öneleme var. Oradaki Avrupa takımların Avrupa'daki pozisyonları da diğer ülkelerden transfer edilecek oyuncular da belirleyici olacak. Onun dışında ismi yazılan Beşiktaş stoperini buldu. Hı hı. 21 yaşında solak bir stoper. Yatırım transferi. Deportivo'daydı geçen sezon. Kiralık gönder, bu sefer yurt dışına gönderdiler. Hı hı. Bir sıçrama olabilir ki sol ayaklı stoper çok önemli ki hali hazırda geçen hafta Veliton'un performansı da hiç içimize sinmedi PAOK maçında. Aynen. Onu biliyoruz. Muhtemelen Rocco ile yollar ayrılmaya çalışacak. Ama hani beni en dikkatimi çeken transfer gelişmesi, muhakkak okursun birazdan, Visca aslında. Visca'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimali, ciddi duyumlar alıyorum. Fanatik gazetesinde var. Hemen şöyle bir bakalım geri gelmişken. Fanatik'in kapak sayfası yoğun trafik demiş ve geniş şekilde Fenerbahçe'nin transferlerinden bahsetmişler. Gözler bu hafta Visca'da yaşanacak daha doğrusu gelişmelerde olacak. Gameiro ya da Zahavi ismini de okuyorduk Mehmet ama Visca ismi de ön planda. İmza için İstanbul'a gelebilir. Bu isimlerde Serant için de gaza basıldı. Birçok mevki için farklı farklı adaylar var. Öncelikle istersen Visca meselesini bir konuşalım. Artık giyecek mi o formayı sence? Emre Belezoğlu'yla Başakşehir'de uzun yıllar oynadı. Emre Belezoğlu'nun istediğini biliyoruz. Visca'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini biliyoruz. Artık iş maddiyattan çıktı. Bu arada söyleyelim, oyuncu Başakşehir'de fena para kazanmıyor. Hı hı. Yani 1,5 milyon euro gibi bir rakam alıyor. Yani tabii ki ondan daha yüksek kazanan oyuncular var. Sabek, Kayısara gibi, zamanında Adebayor gibi veya keza Dembaba gibi. Ama hani oyuncu artık maddiyat değil. Zaten 10 sene müthiş yani. Şu benim hep söylediğim, Başakşehir stadının oraya Visca'nın heykelini dikebilirler. Müthiş işler yaptı 10 sene boyunca. Artık onu şampiyonluğa taşlandırdı ama oyuncu artık daha taraftarlı bir camiye. Bu camiada Fenerbahçe yani. Fenerbahçe istediğini biliyoruz. Fenerbahçe Visca istiyor ki geçen sene kanat forvetlerinde çok çekti Fenerbahçe. O skor katkısını hiç alamadığı için sadece Vedat Muriç'in performansına bağımlı bir takım oldu ki Vedat da ilk 18, evet, 19 hafta Fenerbahçe'yi taşıdı ama bir yere kadar gidebilir. Yani Visca büyük takımlarda da iş yapar. Yani şimdi Papi Sisse'yi konuşuyoruz. Wagner Love geçmişten var. Bir Anadolu takımında oynamakla üç büyüklerde oynamak farklı ama Visca her oyun şablonuna uyan bir oyuncu ki zaten Başakşehir'de artık, hı hı, her oyun formasyonuyla, büyük takımlarla, peki, eşdeğer düzeye geldi. İtalyan basına göre de Muriç Lazio'ya transferi her an açıklanabilirmiş. Bu da sıcak bir gelişme. Rodriguez Olympiakos yolcusu, Ozan ve Tolga ise takasla Başakşehir'e gidebilir. Bu sıcak haberleri de paylaşmış olalım. Bunlar da tabii ihtimal dahilindeki transfer haberleri.
Beşiktaş adına Montero geldi dedik. Bir de Kalinic'den bahsediliyor orada Mehmet. Kalinic oldu mu? Oldu. Kalinic ama kariyer olarak son dönemlerin düşüşte. Hı hı. 2018 Dünya Kupası'nın aklım ister istemez gidiyor açıdan. Ben öyle şeyleri önemserim. Dünya Kupası finali öncesi hatırlıyorsun kadrodan çıkmıştı. O ilk 11 oynatılmadığı için teknik direktörüyle res çekmişti öyle hatırlıyorum. Kariyeri son dönem düşüşte ama çok ciddi bonservis yatırımları yapılmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dnipro'da parlamıştı, Fiorentina, Atletico Madrid. Beni tek soru işareti son dönemde kariyerin düşüşte olması. 32 yaşında ama bizim ligimiz öyle bir lig ki bu tip golcüler geldiği zaman bu profilde bizim ligimizde tekrar ayağa kalkıyorlar işte. En son taze örneği Beşiktaş'ta başarılı olması da Alanya Spor'daki performansıyla Wagner'la keza Papistis'te. Papistis'te Kalinic gibi isimler konuşuyoruz. Benim tercihim Kalinic olur çünkü Papistis'in yaş olarak ben Beşiktaş, Fenerbahçe fark etmez. Daha Webo tarzı kulübe golcüsü olması gerektiğini düşünüyorum. Kalinic tabii ki ilk 11'i düşünüyor ama kolay transfer değil. Süreç isteyen transfer. Benim tahminim Çiğdem sen bir hafta daha Kalinic konuşmaya devam edersin. Öyle hemen bitecek bir transfere benzemiyor. Peki yeni asıra da bakalım kapak sayfasında neler var. Hemen 18. sayfaya uzanıyoruz. Yine Fenerbahçe'ye dair bir haber. West Ham United'ın Arjantinli 10 numarası için Fenerbahçe harekete geçti denmiş. Detaylarını hemen konuşalım. Lanzini sürprizi orta sahasında büyük bir değişim hedefliyor. Fenerbahçe 27 yaşındaki yıldız ismi kiralama planları yapıyor. Oyuncuyu bu arada El Nasr kulübü de istiyormuş. Bundan da bahsedelim. Fenerbahçe'nin hem Giuliano'ya hem de Manuel Lanzini'ye talip olduğu belirtiliyor. Şimdi bu iki oyuncudan hangisini kadroya katarsa daha mantıklı bir iş yapmış olur? Yani şu an Fenerbahçe ile ilgili benim hani en olumlu bulduğum transfer politikası Fenerbahçe kadrosuna baktığımızda bize gol vaat ediyor Çiğdem. Yani sağ beki Gökhan Gönül, duran toplarda gol, silah artı, hücuma sürekli destek veren biri. Novak geçen sezona golleri damga vurdu. Caner zaten asistleriyle keza dünkü hazırlık maçı, Antalya maçında da gol attı. Gayet de performansı iyiydi. Mert Hakan sürekli öne koşu yapan, golü zorlayan bir oyuncu. Kulübe hamlesi Sinan Gümüş, Galatasaray'da zaten CV'si ortaya, Antalya'da keza Mamatiam. Golcü Giuliano bu anlamda çok tabela yapan bir oyuncu. Bu takımı tamamlar. Eski oyuncusu, bildiği bir kulüp. Lanzini son dönemini çok takip eden West Ham United'dan bildiğim bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin şu an bence en önceli Vedat Muriç'i satıyorsa eğer oraya bir hedef, pivot santrafor ki bizim ligimiz sen takdir edersin öyle bir lig ki pivot santraforun iş yaptık. Abdullah Avcı en son evet. Santrafor'sa oynamaya çalışır Robinho'yla. 8 puan geriden Galatasaray gelip şampiyon olmuştu. Burada Fenerbahçe'nin ben önceliğini Vedat Muriç'i sattıktan sonra santrafor transferi olduğunu düşünüyorum. Peki, ağzına sağlık manşetleri özetledik. Şimdi biraz daha detaylara girelim. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'ın şöyle sayfaları ekranlarımıza gelecek. Bu arada ben hatırlatmasını da yapayım. Alspor.com.tr Twitter adresimize sevgili izleyenler. Sabah Spor hashtag ile beraber transfere dair sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Biz de okuyacağız Mehmet Özcan'la beraber. Bir haberim var. Dünkü Emre Akbaba ile ilgiliydi. Bugün de Emre Kılıç'la alakalı bir haber yazmış Mehmet Sabah gazetesinde 17. sayfada. Hemen bakalım. Emre benim jokerim, her yerde oynatırım. Sivas'ta sol açık olan Emre Kılıç'ı Fatih Terim sağda deniyormuş. Teknik heyette çok yönlü bir hücum oyuncusu. Her iki kanatta ve forvet arkasında da görev yapar görüşüne hakimmiş. Biraz yeni sezon beklentisini Emre Kılınç adına bize anlatır mısın? Oyun lideri mi olacak şimdi okuduklarımdan biraz bunu anlıyorum sanki. Şöyle geçen sene 34 haftalık lig maratonu Çiğdem sadece Gaziantep deplasmanı ceza sahası dışına atılan Ömer Bayram şutuyla bir gol var. Hı hı. Ama Emre Kılınç'ın Sivas performansını hatırlayalım sürekli o şut denemeleri yapan bir oyuncu yani. Şut anlamında Galatasaray'ın bir oyun çevresini değiştirecek hücum hattında o hareketliliği. Duran toplar...